Hayırsever sanayici Mehmet Yıldız tarafından İnegöl'e bağlı Karalar Mahallesi yolu üzerinde 300 dönüm alanda yapılan, milli eğitime kazandırılan Türkiye'nin ilk mesleki eğitim kampüsü olma özelliğini taşıyan Hacı Sevim Yıldız Mesleki Eğitim Kampüsü'nün bünyesindeki anaokulunun yıl sonu sergisi izlenime açıldı. Sergi protokol üyelerinin de beğenisini kazandı. Sergi açılışına Belediye Başkanı Ali Aktaş, Milli Eğitim Müdürü Fatih Bilican, Milli Eğitim Şube Müdürü Orhan Çelik ve Ali Doğru, bazı okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Sergi açılışı öncesinde bir konuşma yapan Hacı Sevim Yıldız Anaokul Müdürü Seviye Özkan şunları söyledi. Okulumuzda öğrencileri bu sene yaptıkları etkinliklerin sergileneceği sergiye hoş geldiniz diyorum. Ve neredeyse 2 yıl oluyor okulumuz açılalı. Çalışan çalışmayan annelere ve 3-5 yaş arası çocuklarını sevindirecek müjdelik haberi verelim. Hacı Sevim Yıldız Anaokulu 8 Eylül 2014 tarihinden beri bir yönetici, 2 öğretmen ve 1 yardımcı personel ile 42 öğrenci hizmet vermekteydi. Bu kadar kısa süre içerisinde çocuk sayısı 90'a ulaşmış durumda ve şimdi bir yönetici, 5 öğretmen ve 2 yardımcı personel ile eğitim öğretime devam etmekteyiz. Hayalimiz gelecek yıllarda daha çok çocuğa eğitim fırsatı sunmaktır. Geçen yıl sergimizi Özdirek Alışveriş Merkezi'ne gerçekleştirmiştik. Bu yıl okulumuzda ilk sergimizi açmaktayız. En büyük yatırım çocuklara yapılan yatırımdı. Okul öncesi dönemin çocukların zihin, el, dil ve sosyal becerilerinin gelişimin en önemli olduğu yaşlar. Bu dönemdeki etkinlikler, proje çalışmaları ve bilim çalışmalarıyla çocukların gelişimine önemli katkılarda bulunduğumuzu düşünüyorum. Böyle bir sergiyle buna yönelik etkinliklerimizi velilere ve halkımıza sunmak istedik. Serginin oluşumunda katkılarını esirgemeyen kampüsümüzün değerli müdürlerine, okulumuzun eşsiz öğretmenlerine, başkanımız başta olmak üzere okul aile birliği üyelerine, yardımcı personelime ve tüm velilerime çok teşekkür ediyorum. Konuşmaların ardından kordile kesilerek açılış yapılan sergi gezilerek incelendi.